Saatler 17.45, İş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha merhaba hepinize. Bugün ilk konuğum Emlakjet CEO'su Tolga İdikat. Kendisiyle açıklanan konut fiyatlarını konuşacağız telefon hattımızda. Tolga Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Didem Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Efendim çok hızlı bu konunun üzerinden sizinle geçelim ve yorumlarınızı alalım istiyorum. Konut fiyatlarında görebildiğimiz kadarıyla 2,5 yılın en yavaş artışını gördük. Nisan'da yıllık %48,42'lik bir artış gerçekleşti. Bu da bir önceki aya oranla işte o da 51,99'luk bir yükselişti. Gerilemeye işaret ediyor. Yıllık bazda gerilemeye işaret ediyor. Aylık bazda da %2,24'lük bir artış var. Önceki artış %1,21'miş. Yani aylıkta yükselen ama yıllıkta düşen bir fiyat artışından bahsediyoruz. Nasıl okumak lazım? Hem uygulanan politikalar çerçevesinde hem arz talep dengesi çerçevesinde bu açıklamalar, bu rakamlar ne anlatıyor bize? Buyurun. Aslında konunun talep kısmıyla başlayalım çok kısaca. Mayıs ayında biliyorsunuz TÜİK'in açıkladığı rakamlarda 110 bin civarında konut satışı gerçekleşti. Aslında bu çok düşük bir rakam değil. Yani 100 bin bandının üstü sağlıklı bir piyasa aslında. Ve bu geçtiğimiz yıla göre de yaklaşık %2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yani sabit seyrediyor diyebiliriz 110 bin satışı. Fakat bunun biraz altına inmek lazım, detaylarına inmek lazım. Şimdi burada Mayıs ayında ipotekli konut satış adedi yaklaşık 10 bin bandında. Bu geçtiğimiz seneye göre %64 düşüş anlamına geliyor. Yani bu finansmana erişimin zorlaşması, konut kredi faizleri yüksek olduğu için ipotekli satışlarda ciddi bir düşüş devam ediyor. Şimdi bu da neyi gösteriyor? Demek ki bu satışlar aslında daha çok bizim fırsat satışı dediğimiz böyle elinde nakit olanların indirimle yaptığı, gerçekleştirdiği konut alımlarının son dönemde piyasayı döndürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Şimdi böyle de olunca bahsettiğimiz gibi nominal anlamda %48,4'lük aslında bir artış var hala. Hani nominal anlamda bir düşüşten bahsedemiyoruz. Ama reel anlamda aslında enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda %13,3'lük bir düşüş görüyoruz. Yani aslında buradaki temel fiyatlardaki düşüşün temel sebebi orta ve orta üst gelir seviyesinin krediye erişememesi. Bu sebeple de piyasanın biraz daha elinde nakit olup fırsat alımları yapmaya peşinde koşan yatırımcılarla döndüğünün göstergesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de satılık ve kiralık konut yıllık fiyat değişimleri üzerinden de bir yorum rica edeceğim sizden. Özellikle de tabii kiralık demişken artık %25'lik artış sınırının kalkacağı noktaya geldik 2 Temmuz'dan itibaren. Bu nasıl etkileyecek kiralık piyasasını ve oradaki fiyat hareketleriyle ilgili neler beklemeliyiz? Şimdi satılık piyasası orta gelir seviyesinde, orta üst gelir seviyesinde durduğu için ister istemez bu segment tabii ki kiralığa yöneldi. Fakat %25 sınırı olduğu için de arz tarafında bir sıkıntı var. Yani mal sahipleri aslında kiracıyla, tırnak içinde kiracıyla uğraşmak istemediği için mallarını piyasaya sürmüyordu. Boş kalan birçok daire vardı. Buna rağmen yıllık kira fiyatı değişimi de %53 oranında artmış olduğunu görüyoruz. Burada işte İstanbul'da %52 ama Ankara, İzmir gibi kentlerde %67, %69 bandında kiralarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu sınırın kalkmasıyla beraber aslında birkaç şey olacak. Birincisi bence boş duran evlerin kiraya verilme oranı artacak. Dolayısıyla arz tarafına aslında olumlu bir yansıma yapacak. Fakat diğer taraftan tabii ki hali hazırda yaşayan kiracıların ödedikleri kira rakamları biraz daha raiç bedellere yukarıya doğru geliyor olacak diye düşünüyorum. Eğer konut alım satımı yavaş gitmeye devam ederse yani bu kredi muslukları açılmamaya devam ederse kiralık tarafına olan talep artacağı için biliyorsunuz şimdi evlenme dönemi, tayin dönemi, okula geri dönemi gelecek. Bu durumda kiralarda enflasyon üstü artışlar beklemek gerçekçi olabilir diye düşünüyorum. Bu da önemli bir not. Hakikaten mevsimsellik de işin içine girdiğinde fiyatların yukarı yönlü hareketini
nasıl önleyebiliriz? O biraz zor gibi duruyor. Hem dışarıdan Türkiye'ye hem de Türkiye'den dışarıya emlak yatırımları, emlak alım satımıyla ilgili aktivite noktasında neler gözlemliyorsunuz? Son dönem çok popüler belki de işlemler olmaya başladı. Hem yabancıların Türkiye'den ev satın almaları, gayrimenkul edinmeleri hem de Türklerin yurt dışında gayrimenkul edinmeleri. Orada rakamlar nasıl ve ne anlatıyor yine bize? Şimdi Türkiye'deki gayrimenkullerin yabancıya satışı Mayıs ayında 2000 olarak raporlandı. Bu aslında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %35 düşüş anlamına geliyor. Yani yabancıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarında bir soğuma olduğunu söyleyebiliriz. Bir yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diğer tarafta Türkiye'de gayrimenkul fiyatları çok yükseldiği için veya cazibesini yitirdiği için veya kiraya vermek, kiracıyla uğraşmak istemedikleri için bir grup yatırımcı artık yönünü yurt dışına çevirdi. Bunu nerede görebiliyoruz? Aslında 2022 yılı Merkez Bankası verilerine baktığımızda 2022'de 791 milyon dolar Türkler yurt dışında gayrimenkul almışken 2023 yılında bu rakam 2.1 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Yani 3 katına çıkıyor neredeyse. Burada da İngiltere, Yunanistan, Portekiz, İtalya, İspanya ilk 5'i çekiyor. Bu yöne ciddi bir talep olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca raporlanmayan ama bizim piyasada çok sık gördüğümüz özellikle Kuzey Kıbrıs yönüne ve yine Dubai bölgesine de ciddi bir yatırım iştahı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bir adım geriye gidip yine kira tarafıyla ilgili bu yıllık %15 sınırından ödenen kira gelir vergisi aylık olarak %20 şeklinde ödenmeye başlanacak söylentisi. Bu ne getirir, ne götürür, nasıl okunması lazım piyasa dinamikleri açısından? Şimdi açık söylemem gerekirse biliyorsunuz son bir vergi paketinde işte aylık kiradan stopaj alınması gibi konular da gündemdeydi. Son aldığımız duyumlara göre aslında bunlar paketten çıktı bilgisi aldık ama ne olursa olsun bu kira beyanları üzerinde Bakanlık Sayın Mehmet Şimşek çok üzerinde durdu. Bu kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusu üzerinde çok duruldu. Şimdi bunlar büyük ihtimalle tabii ki kiracıya yansıtılacaktır. Yani mal sahipleri bu vergi yüklerini ya hepsini ya da bir kısmını kira rakamlarına yansıtacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da kira rakamlarının zaten konut alamıyor orta gelir segmenti. Evet. Kira rakamlarına yansıması oldukça muhtemel diye düşünüyorum. Emlak Jet CEO'su Tolga İdikat, çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. İş dünyasında şimdi bir reklam arasına gidiyorum. Ben dönüşte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu'yla sohbet edeceğiz. Bölgedeki son durumu ve özellikle gündemdeki başlıkların Malatya tarafında nasıl okunduğunu soracağız kendisine. Bizden ayrılmayın. İş dünyası devam ediyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu bizimle birlikte. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Peki, hazır galiba şu anda değil mi arkadaşlar? Evet, merhabalar Oğuzhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Didem Hanım. Sağ olun. Bloomberg TV izleyicilerine ve sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum Malatya'dan. Çok teşekkürler efendim. Malatya'ya sevgiler, saygılar bizden. Nedir durum diye merak ediyoruz elbette, içimiz pırpır ama birçok gelişme var gündemde. Sizden detaylı bir değerlendirme isteyeceğim bu konuyla ilgili. Öncelikle isterseniz belki de depremden sonraki en önemli konulardan biriden başlayalım. Özellikle bölgenin yeniden toparlanabilmesi adına en önemli konulardan biriydi bu mücbir sebep hali. 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını biliyoruz. Ama şunu da hatırlıyoruz, hani Van depremi sonrası bu mücbir sebep hali 5 yıl sürmüştü. Dolayısıyla nedir beklentiler bu 1,5 yıllık süre
içerisinde neler yapılabildi, ne kadar mesafe alınabildi? Buyurun efendim. Özellikle kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda özellikle depremin vermiş olduğu etkiler gerçekten şehirde hemen hemen 3 binanın bir tanesi yerle bir olmuş ya da ağır hasarlı yıkılmak üzere olan bir yapıda. 27.500 iş yeri kullanılmaz halde. 1700 esnafımızın malları enkaz altında kaldı. 3500 esnafımız şu anda 21 metrekarelik konteynerlerde var olma mücadelesi gösteriyor. Malatya'nın inşası devam ederken iş yeri sayısı 4709. Bu sayı yeterli değil ama daha tamamen teslim edilen bir iş yeri şu anda mevcut değil. 1,5 yıl geçmesine rağmen %17'ye tekamül ediyor teslim edilse bile tamamı. Yine şehrimizin 36 bine yakın binası hasarlı, ağır hasarlı ve 120 bin vatandaşımızın konteynerlerde yaşadığını ifade etmek istiyorum. 133 bin bağımsız konut ağır hasar aldı. Şehrimizin şu ana kadar teslim edilen TOKİ'deki konut sayısı 6500. Bu da %5'e tekamül ediyor toplam hasar alan binalar arasında. Dolayısıyla şehrin imarı tabii ki birçok süreç içerisinde mahkemelik olması ve rezerv alanlarında itirazlardan kaynaklı belki de geç bir şekilde süreklilik arz eder şekilde imarı devam etmeye çalışılıyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bize bu mücbir sebep hali bir noktada uzatılması gerektiğini biz bir kez daha ifade etmek istiyoruz. O süreç içinde mücbir sebep önemliydi. Çünkü 21 metrekare konteynerin içerisinde kendisini burada var etme gayreti içerisinde olanlar aslında şehri terk etmeden burada kalma arzusuyla yaptıkları işten çok da mutlu olmadan durmaya gayret gösteren insanlar. Bunların birçoğunu gezdiğimizde şehirde 21 metrekare konteynerde sağlıksız alanlarda ticaretini var etmeye çalışıyorlar. Ve ağırlıklı belki de bir asgari ücret bile kazanamayacak gelir düzeyini oluşturduklarını söylüyorlar. Fakat burada ticaretin ileri boyutuyla gelişme sarf eden Malatya'nın ilerleme boyutuyla yapılarının oluşmasıyla beraber umutlu oldukları için buradalar. Şimdi bir anda bu insanlardan vergi talebinde bulunmak doğru mudur? Tabii ki değil. Mücbir sebep önemli bir kavramdı. Vergi, SGK gibi birçok borç ve yükümlülüğü erteleyen önemli bir unsurdu. Fakat bunu 31 Ağustos son diye beyan etmeleri gerçekten sağlıklı bir zemin değil. Çünkü Van'da dediğiniz gibi 5 yılda bu süreç devam etti. 5 yılın sonunda 36 ay taksite bölündü. Bizim Malatya'da biz 5 yılda istemiyoruz. Konutlarımız ve iş yerlerimiz teslim edildikten sonra akabinde hemen vergiyle ilgili biz elimizden geleni yapalım. Biz hükümetimizin, devletimizin vergisini toplamasında gerçekten Malatya fedakar, samimi bir il. Bu anlamda bizim bir kaygımız yok. Fakat depremin getirdiği etkilerden kaynaklı bugün bir sıkıntılar yaşıyoruz. 21 metrekare konteynerde asgari ücreti bile kazanamayan ki sermayesi olan ürünleri, sattıkları ürünleri var etmeye çalışan insanlar, şehirden gitmeme gayret içerisinde olanlar bir anda vergi yüküyle karşı karşıya gelirlerse ciddi anlamda sıkıntı olacak. Bizim buradaki ana temamız konutların bir an önce teslim edilmesi, iş yerlerinin teslim edilmesi. Bu süreçten sonra tabii ki vergiydi, şuydu, buydu. Biz ne gerekiyorsa şehir olarak elimizden gelen katkıyı sağlayalım. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün şehri terk etmeyip burada mücadele eden ve bu şehrin çocukları olan insanların bu süreç içerisinde bir anda mücbir sebebin kaldırılmasıyla vergi yüküyle karşı karşıya gelmesi şehirden çıkıp gitmelerinden başka bir şeye sebebiyet vermeyecek. Biz burada demografik yapının bozulmasını istemiyoruz. Şehirde nitelikli ve girişimci insanların şehri terk etmesini arzu etmiyoruz. Dolayısıyla her şey düzeldikten sonra tabii ki biz vergimizi ödeyelim. Bu anlamda uzatma talep ediyoruz. Özellikle bu işin bu süreçte olması ve 2 ay sonra bunun mücbir sebebin kaldırılması gerçekten çok ciddi sıkıntı yaratacak. Biz burada duygu sömürüsü de yapmıyoruz. Yıllardan beri ilk defa başımıza bir iş gelmiş Malatya olarak. Güne kadar vergisini veren, ülkesi için şehit veren, yeri geldiği zaman mücadele eden bir il. Sadece Malatya'da değil, 4 tane il var. Hatay, Adıyaman ve Maraş. Bunların tamamının da bugün desteğe ihtiyacı var. Çünkü bir mecburiyetten kaynaklı destek var. Bugün de ülkemizde güçlü, büyük bir ülke. Bu mücbir sebebin uzatılması bizim şu andaki atmosferde burada durmaya çalışan insanlar için çok kıymetli. Evet. Bir de bu arada tabii Oğuzhan Bey, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerini de unutmayalım. Yine onlarda evet, da doğru. Benzer bir 31 Ağustos 2024 tarihi var. Bu konuyla ilgili girişimleriniz var mı? Peki hani böyle
Belki de hep birlikte bir girişimde bulundunuz mu bu sürenin biraz daha uzatılması için? Ama daha da önemlisi, biraz önce siz söylediniz, altını çizelim. Aslında konutların ve iş yerlerinin teslim edilmesini hızlandırsın istiyorsunuz. Ne kadarı teslim edildi şu ana kadar Malatya özelinde? İş yeri teslim edilmiş bir şey görünmüyor. Şu anda yok iş yeri teslim edilmiş. Zaten toplamda iş yerlerinin 36 bine yakın ağır hasarlı şehrimizde, evet, binanın olduğu yerde. Ama konutta 6500 konut ve bu yıkılan 133 bin bağımsız konut bölümünün sadece %5'ine tekamül ediyor. Evet. Biz de burada istiyoruz ki her şey normale dönsün. Biz de bir an önce vergimizi verelim. Şehrimiz için katkı sağlayalım. Şehirden gidenler bir an önce şehire dönsün. Tabii. Burada da mesela işçi bulmakta zorlanıyor. Organize sanayi bölgeleri ve bugün Kayısı da en önemli unsur. Bizim Malatya'nın Kayısı ve burada işçi bulmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle bu deprem bölgelerinde işçi işveren payı dediğimiz, bizim devlete ödediğimiz 6 bin liraya yakın bir rakam var. Bunun da bu bölgelerde çalışacak personellere ekstra bir prim gibi verilmesi suretiyle toplamda bizim devlete ödeyeceğimiz payın işçilere verilmesiyle buralar cazip hale getirilebilir. Yine burada nitelikli insanların çalışabileceği atmosferler oluşturulabilir diyoruz. Evet. Çünkü işçi bulmakta da zorlanıyoruz. Onu da soracaktım size, yine iş gücü göçüne bağlı olarak OSB'lerdeki personel sorunu, çözüm önerisi. Çözüm önerisini zaten söylediniz. Dediniz ki işçi işveren payı çalışana ödensin, böylelikle bir teşvik olsun orada, insanlar kalsın ve bölgeyi tekrar canlandırsın, işler yürüsün, tekerlek dönsün. Peki bir de finansman tarafı var. Finansman konusuyla ilgili de bir iki notum var aslında size sormak istediğim. Mesela bir tanesi, onaylandığını bildiğimiz ama 6 aydır ödenmeyen KOSGEB deprem bölgesi destek kredisi. Nedir oradaki durum? Özellikle bizim Malatya'da birçok müracaat oldu KOSGEB'den destek almak için. Buradaki KOSGEB kredisi de faizsiz bir finansman. 100 bin liraya yakın, 200 bin liraya yakın işletmelerin, evet, büyüklüğüne göre. Buradaki bu kredilerin bir kısmı ödendi. Diğer illerde bir çoğunda ödendi ama Malatya'da hala 600-700 tane müracaat eden işverenimizin bu noktadaki kredileri ödenmedi. Şimdi biliyorsunuz ki enflasyonist bir ortamda 100 bin TL ile yapılabilecek 5 ay önceki bir şey 5 ay sonra aynı şekilde iş görmüyor. Dolayısıyla, tabii, biz bu kredilerin de bir an önce en azından küçük ve orta ölçekli hizmet sektöründeki insanlar için can suyu olacağına inanıyoruz. Faizsiz olduğu için. Bunların da bir an önce ödenmesi için arıyoruz. KOSGEB Başkanımızla da görüştük. Çalışmalar yaptığını ifade ettiler. Umut ederiz ki önümüzdeki süreç içerisinde öderler. Burada bir de bir kredi garanti fonunun geçmiş dönemde deprem kredisi adı altında üyelerimize verdikleri bir kredi vardı. Bu, evet, kredi hemen hemen herkes kullandı. Kullanırken de bu faizlerin deprem kredisi olduğu için sabit ya da aynı eski faiz oranında kalacağını düşünerek kullandı. Bir anda oradaki kredi garanti fonunun verdiği faiz oranı değişken faiz olduğu için şu anki %50, %51, %55 faiz oranlarıyla yeniden tahsilatına girildi. Zaten depremde iş yeri yıkılmış, mağdur olmuş, birçok işletmesini kaybetmiş insanlar o faizi üçünün altında da eziliyor. Bu aslında kredi garanti fonunun o gün verdiği iş kredi, daha doğrusu deprem kredisi adı altındaydı. Buradaki faizin en azından sabitlenmesi ya da bu faizde özel bir şey yapılması lazım. Çünkü iş yerini kaybetmiş, işi olmayan, sadece borcunu, itibarını kurtarmak adına ödemek için kullanılan kredilerin bir anda faiz yüküyle fazlasıyla istenmesi tabii ki o zaman deprem katkı kredisi adı altında verilmesininle çelişir bir durumda. Ya bu konularda da destek bekliyoruz. Çünkü buradaki işletmelerimizin birçoğu girişimle ilgili çok ciddi çaba gösteren firmalarımız. Bunların yok olması demek, yurt dışında girişimcilikle ilgili eğitimler verilirken, finansal destekler verilirken proje üzerinden bu firmaları da kaybetmemiz demek. Birçoğu işletmelerini kapatıp orada burada çalışmaya gayret gösteriyor. Bir daha girişimle ilgili o ruhu da kaybettikleri takdirde ülkemiz için de, memleketimiz için de iyi olmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde finanse erişimde bu deprem bölgelerine özel destekler verilmesi lazım. Bu sürecin atlatılması için gerçekten bu destekler çok kıymetli. Biz bunları da özellikle istiyoruz hükümetimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu. Efendim çok teşekkür ediyorum bu yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı diye sorayım ben Oğuzhan Bey'i uğurlamadan önce. Buyurun Oğuzhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yine tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Depremin etkilerinden kurtulmamız için topyekun bu deprem bölgelerinde bahsettiğiniz ve 4 il kesinlikle bir an önce konut ve iş yerlerinin teslim edilmesiyle buradaki göçün önü kesilmiş olacak. Aksi takdirde göç eden insanlar sosyal hayatı farklı yerlerde buldukça buraya da gelmeyecek. Peki. Binalar yapılsa bile içi boş, nitelikli insanların gittiği bir il verimli bir şekilde gelişme ve büyüme trendinde olmayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bu da önemli bir husus. Çok teşekkür ediyorum. Aldık efendim notumuzu. Teşekkürler Oğuzhan Atasadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Efendim saniyeler içerisinde borsada da eşleşmeler tamamlanacak derken tamamlandı. Günü BIST yüz endeksi %0.82'lik geri çekilmeyle 10.679 puan seviyesinden noktalıyor. Metin Taşçıoğlu var bugün karşımda Philip Capital'da portföy yöneticisi. Metin'e soracağız şimdi bugünün özetini. Metin hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba Didem, sağ ol, sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Tabii Malatya ile konuştuk, hala devam eden sorunlar olduğunu duymak üzüyor bizleri. Çok zor bir süreç atlattı depremden etkilenen illerimizin her biri. Tez vakitte hakikaten artık her şeyin eskiye dönmesi mümkün değil ama en azından insanların yaşam mücadelesini verebileceği bir alana, bir ortama dönüşmesini yeniden umuyoruz diyelim. Ve Metin, şimdi bugün piyasaya baktığımızda bir miktar aşağı yönlü bir hareket oldu. Evet, yani haftaya böyle başladık dün bugün. Nedir konuşulanlar? Fiyatlamalar içerisinde etkili olan özel hususlar var mıdır, yok mudur? Ne dersin? Bahsettiğin gibi iki günlük işlem gününde çok iyi gittiğimiz söylenemez. 10.800, hani biz burada bu hafta acaba 11.000'i test edebilir miyiz diye bir beklenti içerisindeydik ama şimdilik 10.800 önümüzde bir direnç olarak oluşmuş gibi gözüküyor. Burada da tabii kar satışlarında da yine başı bankacılık sektörü ve mali sektördeki şirketler çekiyor. Dolayısıyla bir miktar yabancı çıkışı olduğundan da bahsedebiliriz. Yabancı payında da bir yüzdesel olarak bir düşüş trendi var. Yabancılarda çalıştığını düşündüğümüz kurumlardan da satışlar geliyor, gözüküyor. Dolayısıyla mevcutta yine yani kaynağın piyasada kaldığını ve kendine başka alternatifler aradığını söylemek yanlış olmaz ama para girişinin olmadığı hem yerli tarafta hem de yabancı tarafta bu haftaki bu iki günlük işlemlerde net bir şekilde gözüküyor. Şimdi buradan sonrasında hani teknik seviyeler vermemiz gerekirse 10.450-10.500 seviyeler önemini koruyor. Bu seviyelerin altına gelmeyecek olursak şayet bu bir teknik bir kısa vadeli satış olarak algılanır. Arkasından da olumlu beklentiler ki önümüzde bir not artırımı ile ilgili de piyasanın konuştuğu ve bir beklenti yaratılmış durumda. Bunun piyasanın daha fazla düşmesini engelleyecek bir faktör olarak söyleyebiliriz. Keza aynı şekilde daha kısa vadede Türkiye'nin gri listeden çıkması pozitif beklenti olarak yabancı yatırımcının bakışını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olarak daha kısa vade önümüzde satın alacak bir beklenti olarak konuşabiliriz. Ama dediğim gibi hani bu iki günlük hareket biraz daha böyle kısa vadeli kar realizasyonlarının teknik anlamda devamını getirebilecek ihtimali de düşündürüyor. Metin, şimdi biraz önce bahsettin kredi notu artışı beklentisi yine piyasada konuşuluyor diye. Hangi kurumdan bekleniyor? Oradaki takvimi eğer biliyorsan paylaşırsan sevinirim. Fitch'ten gelen bir Türk bankalarıyla ilgili bir değerlendirme vardı. Görünümü nötrden iyileşiyor ya güncelledi. Ama hani 2024 yılı içinde Moody's, S&P veya Fitch'ten not artışı, not artışı anlamında bir hamle mi bekliyor piyasa? Yoksa bu hani biraz daha 2025'e sarkabilecek bir beklenti midir? Birçok farklı yorum duyuyorum bu konuda.
Şimdi şöyle, yani reyting şirketlerinin özelinde açıkçası ayrım yapması bir miktar zor. En son Fitch'ten Türk bankalarıyla ilgili olumlu bir görüş geldi. Burada özellikle son dönemde düzelmiş olan makro görünümle ilgili bir şey var, değerlendirme var. Bu durumun bizim bankacılık sektörüne yarayacağına dair bir değerlendirme var. Artan rezervlerin olması, bankaların yurt dışındaki borçlanma imkanlarının artmış olduğunun değerlendirilmesi ve aktiflerin halen daha yüksek kalitede devam ediyor olması değerlendirmelerin içerisinde. Yani şu anda reyting şirketlerinin hani üçünden de, yani büyük belli başlı şirketlerin üçünden de bir not artırımı ile ilgili bir beklenti gelirse, bana göre makro tarafı düşünecek olursak sürpriz olmaz. Ya hangisinden geldiği önemli değil, yeter ki gelsin diye bakmak lazım elbette, değil mi? Aynen. Peki, yani yatırım yapılabilir seviyenin hayli altındayız her üç kurum nezdinde de baktığımızda, ama artık hani o kapı aralandığı için kokusunu bile alan piyasa yerinde durmaz tabiri caizse, herhalde onu da takip edeceğiz. Şimdi bugün yapılan açıklamalar da vardı. Mesela EKK tarafında biz vergi tarafını, kamu tasarrufu tarafını çok merak ederek takip ediyoruz elbette. Hani her şey olacak, yapılıyor, daha da yapılacak mesajları geliyor, ama özellikle vergi paketiyle ilgili de kamuoyunda konuşulan veya sosyal medya üzerinden yayılan haberler eşliğinde tartışılan çok başlık oldu. O artık nereye indirgendi? Kafalar çok karışık. Şu an bizi izleyen yatırımcılar için soruyorum. Hani nedir orada daha önemli olan, yatırımcı gözüyle baktığında vergi paketinden ne çıkarsa nasıl algılanır piyasada sorusuna nasıl cevap verilebilir? Yani borsayı ilgilendiren tarafı tabii ki hani canlılığı, tabii bir frene basıldı enflasyonla mücadele kapsamında, ama bunun vergiyle birlikte daha da sert bir frene dönüşüp dönüşmeyeceğini bence yakından takip ediyor olacağız. Henüz daha kanunlaşmadığı için de bu işte komisyonda tartışılacak, genel kurula gelmesi zaman alacak. O süreci biz de takip edeceğiz. Burada önemli olan şu, yani ihracat pazarlarındaki bizim pazarlarındaki payımızı kaybetmemek. Bence burada ihracatçılarla ilgili ilgilenen kısımlar çok önemli diye düşünüyorum. Orada da asgari vergi konusu var, biliyorsun. Yani buradan ihracat yapan global şirketler var, bizim kendi şirketlerimiz var. Buradaki vergi ve teşviklerle ilgili konular birinci planda bizim gündemimizi oluşturacak. Onların finansmana erişimi konusunda veya işte ek bir vergi yüküyle finansman konusunda sıkışıklığa düşük düşmemeleri borsa yatırımcısının birinci planda etkileyecek faktörler olacak diye düşünebiliriz. Borsaya vergi gelmeyeceğiyle ilgili bir netleşme hemen oluştu gibi gözüküyor. Bunu belki önümüzdeki yıllarda tekrardan konuşmak üzere, şimdilik ertelemiş gibi gözüküyoruz. Ben bir de son olarak sana kur tarafıyla ilgili düşünce ve beklentilerinizi sormak istiyorum çok kısaca. Euro-dolar paritesi 1.07 sınırına hayli yakın. Öte yandan dolar endekste 105.69'lar civarında. İçeride 32.95-66'ya geldik. Ben yayına girerken 32.92'ler, 93'ler mertebesindeydi. Yani ufak ama yukarı yönlü adımlar devam ediyor. Merak konusu yılın ikinci yarısında kuru etkileyebilecek başka bir beklenti veya bir endişe var mı piyasanın önünde? Ya şöyle, oradaki gündem daha çok TL'nin değeriyle ilgili, TL'nin dolara ve euroya karşı olan pozisyonuyla ilgili diye düşünüyorum ben. Evet. Enflasyon muhasebesi, enflasyonla mücadele konusunda TL'nin değerlenmesiyle ilgili bakışında bir değişiklik olacağını ben ekonomi yönetiminin zannetmiyorum. Ama burada ihracatçıların da rahatlatılması için, bir takım dengelerin de bozulmaması için önümüzdeki yaz aylarında bir miktar, hani döviz girişinin de yüksek olduğu ve arzla ilgili bir sıkıntının yaşanmayacağı bir periyot içerisinde bir miktar TL'nin değer kaybetmesine izin verileceğine dair bir görüş yavaş yavaş oluşuyor. Bunda bir miktar tabii şey de var. Faiz indirim süreciyle ilgili takvimin de bizim tarafta.
konuşulmaya başlanmasının da etkisi var. Hani enflasyonun düşüş rampasına girmesini beklediğimiz özellikle Ağustos'tan sonraki dönemlerde, Ekim ayları, Kasım ayları olabilir. Bu dönemde faiz indirim süreciyle ilgili bir takvim oluşursa şayet piyasanın kafasında, bir miktar orada da TL'nin yavaş yavaş, yani dolar yani TL'nin bir miktar değer kaybetmesiyle ilgili bir beklenti de oluşuyor gibi düşünüyorum ben. Peki. Bu durumda Perşembe gününü izleyeceğiz. Bakalım oradan bir mesaj çıkacak mı? Faiz indirimleri konusunda bir yönerge alacağız mı? Metin Taşçıoğlu, teşekkür ediyorum. Sana ve tüm ekibe selamlar, sevgiler diyelim. İş dünyasını burada tamamlıyoruz efendim. Benden sonra stüdyoya günden kalanlar için Zeynep Özyol gelecek. Bir yere ayrılmayın.